Cahit istihbaratta mı? Evet abi. Usta, ben de geleyim. Ben adamı alayım, size haber vereceğim Memati. Ulan Zaza. Ben de seni çizeceğim. Diğer kameraya geç. Dur. Gir plakayı bakalım nereden çıkacak. Buldun mu Cahit? Abi şu anda Çengelköy'de. Güzeltepe istikametine doğru gidiyor. Açık gri renkli araba. Plakası 34 Manisa Bursa 726. Tamam Cahit. Efendim. Hikmet mi? Nerede şimdi? Bırakın Polat takip etsin. Tamam. Ben hemen hastaneye gidiyorum, ilgilenirim. Efendim abi. Cahit yok. Abi Tanziman sokağa girdi. Oradan çıkmadı bizim kayıtlara göre. Abi araç hala orada. Tamam Cahit. Zaza nerede? Zaza nerede? Ha? Hikmet abi mi yaralanmış?
Pusat, biliyorsun. Memati abi senin katından ayrılmanı istemiyor. Hikmet abi nerede? Aşağıda. Gerekli müdahale yapıldı. Bir şey yok. Tamam, sağ ol abla. Yok. Hani Sasa buradaydı? Nerede yeğenleri? Bana burada emir verildi. Abi Sasa arıyor. Ver şu şerefsizi. Bana ver. Alo. Alo. Geçmiş olsun Elemda. Ne oldu? Televizyoncu Hikmet'in ekranını mı karartmışlar? Antenini mi kırmışlar? He? Zaza mı yapmışlar? Vah 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 vah. Zaza, her konuştuğun dakika, her yaptığın yanlış karşılığında seni hak ettiğinden bile daha aşağılık bir şekilde göreceğim. Hikmet'in senin benim meselemle ne alakası var? En lüzumsuz adamını çizdim ki anlayasın. Yani benim halim ne? Sen her adım attığında gerek ki ben senin bir adamını çizem. Ta ki bana o pusatı verene kadar ha. Pusatın yeri belli. Ciğerin yiyorsa gel al. Yo. Siz kendi elinizle teslim edeceksiniz ki raconunuz bir ömür çizile. Bak iyi dinle. Beni tehdit edene vereceğim cevabı iyi dinle. Duydun mu? Elin dert görmesin. Benim öten yeğenim olmaz. Yerini tespit ettiniz mi? Bir dakika abi. Tamam Cahit. Tespit ettik abi. Nasıl durumu? Bilmiyorum ki abla. Hep benim yüzümden. Efendim Abdülay.
Neresi Abdürek? Cahit, biz dediğin yerdeyiz. Hala sinyal geliyor. Abi hala sinyal var diyor Cahit. O zaman şu köşeyi dönünce olması lazım. Gaye Hanım, hastanız. Nesi var? Bulantı kusma, bir yerden düşmüş. Alalım hemen. Peki efendim. Yatır şuraya. Tamam. Bakalım neyin varmış? Çok acıyor. Çok canım yanıyor. Aa, çok acıyor. Şimdi? Abla. Keserim. Polat Alemdar'ı ara. Ona Zazı dayımın emrini söyleyeceğim. Bırak onu arayayım. Bak, buradan çıkamazsın. Tamam Cahit. Tamam. Abi sinyal güçlendi. Ara. Efendim Gaye. Abi. Burada biri var. Kim var? Polat Alemdar. Zaza dayım selam söyledi. Bir dakika, bir dakika. Hüsnü'yü arama Mehmet'i çabuk. Sesin kesik kesik geliyor. Kim selam söyledi? Zaza dayı, Zaza dayı. Hala dayı kim ya? Alo Hüsnü, koş. Gaye Zaza'nın çocuklarından biri almış, çabuk. Tamam efendim, ben hemen duruma müdahale ediyorum. Allah'ıma 7 sülalene kadar çizeceğim. Hastaneden başını çıkartamayacaksın. Sen de adamların da. Daha senin yaşın kaç evladım? Gaye Hanım burada mı? Gaye Hanım acilde. Ya çekil be adam. (Gülüyor)
beni! Bıraksana lan! Bırak beni! Bırak diyorum! Kalmama ihtimali yok. Anne, bana da böyle yapacaklar. Ben böyle olmak istemiyorum. Ölürüm de müsaade etmem. Gaye nerede şimdi? Ameliyat aldılar savcı hanım. Ya çocuk? Aşağıda. Zaza ile ilgili bir şey bulabildiniz mi? Hayır efendim, araştırıyoruz. Tamam. Polat Alemdar gelince bilgi verin bana. Emredersiniz efendim. Çıkabilirsin. Gaye ne olmuş? Bir şey yok Hikmet abi. Nasılsın? Ağrın var mı? Gaye de çizmişler değil mi? Leyla. Evet abi. Bırak onları. Sakın karışma. Kime? Neye karışmayayım? Zaza'yı da onun etlerini de bırak it gibi gebersinler. Sakın karışma. Söz vereceksin bana. Gaye nerede? Ameliyatta. Nerede o it? Depoda. Senin ayrıca cırcırına tüküreceğim. Nasıl alıyorsunuz lan iti köpeği içeri? Efendim, hasta olarak girmiş. Girmeyecek. Böyle lüks hastaneye nasıl giriyor çulsuzlar? Polat beyefendinin emri var. Kapıdan kimse geri çevrilmeyecek dedi. Bilhassa fakirler. Bu iş bitmeden kimseyi hastaneye almayacaksınız. Kaç kere söyleyeceğim Hüsnü? Nerede dayın? En sende. Ulan ben senin... Ulan! Git pansuman yaptır. Usta! Çocuk mu döveceksin? Nesi çocuk bunun? Hıncınız Zaza'ya sakla. Sana hiç ailen terbiye vermedi mi he? Hüsnü! Sen de. Soruyorum efendim. Ailesi olsa terbiye verirdi. Nerede dayın? Kalbimde. Çökal. Boyundan büyük laf etme ki boyundan uzun yaşayasın. Bırakın bunu gitsin. Efendim. Takip mi edeceğiz? Ne takibi Hüsnü? Kimse bir yere kıpırdamayacak. Gaye!
Polat! Nerede o çocuk? Bıraktım gitti. Nasıl bırakırsın? Ben bıraktım. Sen bir şey söylemek istiyorsan polislere söyle. Sokaklarda binlercesi var. Yakalasınlar. Her şeyi biliyorsun değil mi? Leyla, gelme üstüme. Asıl sen benim üstüme gelme. Birazcık saygın olsun bana. Ben o polislerin yüzüne nasıl bakayım şimdi? Savcıyı sallamıyorsun. Niye? Senin arkadaşınım diye mi? Leyla, kötüyüm, gelme üstüme. Sen kötüsün. Sen bilirsin. Senin doğruların, hatta senin sevgin. Ben? Haklısın. Ne söylesen haklısın. Yalan söylüyorsun. Ne söylesen yalan var içinde. Leyla, ayıptır. Babası öldü diye çocuk yorgan döşek yatıyor. Sen ona bir de suçlu muamelesi yapıyorsun. Babasını anladık da çocuktan ne istiyorsun ya? Çocuktan istediğim tek şey var. Senin bana söylediğin yalanı tekrar etmemesi. Niye taktın bu karaya? Faili meçhullerden nefret ediyorum. Bir tanesini bile aydınlatsan benim için önemli. Leyla. Kara öldü. Buldunuz mu bir şey? Abi kara mekandan kaçmış. Ne zaman kaçmış? Çocuklar sabah yanına gitmişler yok. Fermanı duymuşsa onun için kaçmıştır. Konuşmadın mı sen savcı hanımla? Savcı hanım beni görünce bırakacağı var... Polat Alemdar hakkında işlem yapalım mı? Bekleyin. Karayı bulduğumuzda işlem yaparız. Buldunuz mu bir şey? Ne oldu şimdi anlamadım. Bir şey yok. Ne yapalım efendim? Kırayım mı ki bacağını? Abdüley nerede? Bilmiyorum efendim. Hadi lan! Bırak! Hangi elinle çizdin kızın Bırak. Yüzünü? Bıraksana ya! Yürü. Bırak diyorum! Bıraksana ya! Hangi elinle çizdin? Bıraksana ya! Bırak! Bırak diyorum! Bir daha eline bırak jileti, kaşık bırak. Bile alamayacaksın. Yok, sen bir şeye takılmışsın. Takılsam söylerim. Leyla, bir şey saklıyorsun belli ki. Dur radyo çal. Kalsın kalsın. Sen bunu mu dinliyorsun? Arabayı tek süren ben miyim sanki? Kim bilse o bir CD takıyor. İyi. Bir sorayım bakayım, kimmiş Leyla aşkıyla türkü dinleyen? Sor. Olmadı, bir dinlemeye aldırayım seni, bakayım ne konuşuyorsun, ne yapıyorsun? Ekibin ne yapıyor? Dinlet gülüm. Kızmazsın yani dinletsem. Kimden ne saklım var?
İnci binmiyor mu arabana? Yok, niye? Bu türkü ona ağır gelir. Ne olur ağır gelirse? Allah korusun, çocuğunu düşürür. Evde ışık mı var? Bilsen gelecekti bana. Polat, rahat ol. Silahım çantamda. Leyla, Zaza işi farklı bir iş. Bu iş bitene kadar yalnız gezme, yalnız kalma. Söyle polislere burada dursunlar, seninle gezsinler. Ben Yahya'dan memnunum. Dürüst, çalışkan, efendi bir çocuk. Yahya öyle diye kıyamıyorsun, evine yolluyorsun onu. Burada mı yatsın çocuk? Gerekirse evet. Koskoca Polat Alemdar Zaza'yı bulamıyor mu? İstiyorsan el atayım. Bana bak Tombik. Sen bulacak olsan çoktan bulurdun. Yok. Bu sefer işine karışmıyorum. Sana. Nefesini kesiyor değil mi? Ne alakası var? Yüzüme baka baka yalan söylemesine tahammül edemiyorum. Sen de yalan söylüyorsun. Adamı dinletiyorsun. Ben işimi yapıyorum. O da yapıyor. Onun işinin bir parçası da gerçekleri saklamak. Polat kandırdı seni değil mi? Hakimliği bırak, gel avukatım ol dedi. Beni avukat tutacak adam daha dünyaya gelmedi. O kürsüden inmek, Everest'ten aşağı düşmekten daha beter. He he, anladım. Uzatma. Dayı, kızın yüzünü çizmiş boydan boya. E'si, iki kolunu kırmış politli. Atmış kapıya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gelmek bu. Paça etsin, bir şey kalmaz. Ömer. Elem daha gülmeye demiş. Dayı, burnundan soluymuş değiller. Ama hastanedelermiş. Polat abi savcı hanımı bırakmış gelmiş. Ne abisi lan? Ne abisi? Ne değilsin sen ya? Dayı, eski alışkanlığından insan kolay kolay kurtulamıyor. Kesen dilin kurtul. Dayı, işimizi bitirek, Pisat'la Cevher dayıyı yan yana gömek, ondan sonra nasıl emrediysen. Cevher. Üşümüşsün oğlum. Dayı, ben çok üşüyüm. Azıcık ıslak otobüse. Bizim hayatımız da bu hava gibi donacak ki. Ne zaman o pisat öle, o zaman buzlar çözüle. Sen o pisatı getirmedikçe daha çok biz buz tutarız.
Şefir! Hele o klimayı biraz daha aç, klimayı! En iyisi yurt dışına gitmek anne. Kanada'ya ya da Avustralya'ya gideriz. Avrupa'da bulurlar belki ama oralarda bulamazlar. Ben ne zaman gidelim desem ikiniz birden üstüme yürüyordunuz gitmeyiz diye. Bu sefer farklı. Değil mi Selvi? Evet anne, farklı. Bizim yüzümüze insanlar niye zarar görsünler? İnsanların zarar göreceği varmış. Onun için üzülmeyin. Ama neticede boş bir inat yüzünden sizin zarar görmenizi istemiyorum. Ben gidip Memati abilere söyleyeyim. Ne yapacağız usta? Bir şey çıkar mı istihbarattan Cahit? Biraz zaman alacak abi. Ne var pusat? Abi ben diyorum ki bu zaza beni almadan durmayacak ya. Sana ne? Sen aklını kullanacaktın madem. Daha evvel kullanaydın ya. Bir dur Memati. Diyorum ki abi, beni yem yapın, zazaya öyle ulaşın. Aferin. Koçum benim. Nasıl geldi aklına bu fikir? Hadi sen şimdi çok yordun beynini. Git yat uyu. Bakalım aklına daha yeni ne fikirler gelecek. Sonra bizimle paylaşırsın, olur mu? Hadi koçum benim. Leyla tamam, evinde ziyaret edeceksin ama ne olursa olsun beyefendinin ifadesini alacaksın. Bu işler sakat işler. Ne yani? Karanın üstüne gidiyorum, aman sakat. Beyefendinin üstüne gidiyorum, o sakat. Memleket sakat Hakime Hanım. Düzeltmeyelim mi? Kırıkçı çıkıkçı değiliz biz, hukukçuyuz. Tamam, nezaketen evine gidiyorum işte. Madem kara diyoruz, faili meçhul diyoruz. Suçunda bir hiyerarşisi var elbet. Ben karaya sen bunları niye yaptın desem, emir aldım yaptım diyecek. Kim emretti? Devlet. Devlet kim? O yıllarda Milli Güvenlik Kurulu. Soralım bakalım. Emir vermiş mi, vermemiş mi devlet baba karanlık çocuğuna? Müzik.
var diye söyleniyordum. Gittiler kızcağızı kestiler. Ne diyeyim Hikmet? Düştük bir belaya. Arkadaş, iki haftadır her gün kendime diyordum ki... Beynini boşalt Hikmet, beynini boşalt Hikmet. Kan gitti, beyin boşaldı. Hayırlısını iste be kardeşim. Suriye'ye gireceğiz mi, girmeyeceğiz mi diye aklım gidiyor. Örgüt bir taraftan, İsrail bir taraftan, İran bir taraftan. Yok CFR'dir, yok İlluminati'dir, yok Tapınak'tır. Hikmet, televizyon işine küçükten girdin. Medya seni zehirledi. Kardeşim tamirini yap. Seyretme şunları. Kalacak mıymış suratımdayız? Polat. Merhaba. Hayırdır İnci, bir şey mi oldu? Arkadaşının durumunu merak ettim. Çok büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bak, medya insanı hastanede bile bırakmıyor. Anlamadım. Hikmet biraz dinlensin İnce, biz çıkalım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sağ ol yengecim, yok. Senin ne işin var Hikmet'le? Anlamadım. Tanır mısın? Arkadaşın mı? Hukukun var mı? Bir şey mi paylaşırsın ki geçmiş olsuna gelirsin? Senin tanıman yeterli. Arkadaşına geçmiş olsun demeyeyim mi? Ha, eş durumundan. Ben senin eşin değil miyim? İnciciğim, belki yeri zamanı değil ama tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim evliliğimiz kağıt üstünde bir evlilik. Sen çocuğu doğurduktan sonra boşanacağız. Bunun anlaşılmayan bir tarafı var mı? Yok. Seni gayet iyi anlıyorum. Kusura bakma, kendimi fazla kaptırmışım demek ki. Kiminle geldin? Yollayayım mı seni? Yok, şoför var. Koruma? Koruma da var. Aklın kalmasın bende. Müsaadenle. Kızım, sen beni her çağırdığında yüreğim ağzıma geliyor. Ağlıyor musun? Polat'ın karayı sakladığı yeri bulamadın, ondan mı? Polat ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Dün bana ne kadar yakın davrandı. Ben de diyorum ki yok. Bu adam hakikaten İnci ile formalite evliliği yaptı. Gerçekte beni seviyor. Evet. Gece evinde doğum günü partisi varmış. Hediyeler, mumlar, pastalar, canımlar, cicimler. Kızım erkek milleti. Polat bile olsa erkek milleti. Polislere söyleyeceğim, bir daha bana bunları getirmesinler. Sen istiyorsun. Yoksa onlar getirir mi? Yok. Artık istemeyeceğim. Leyla, hıncını beyefenden çıkarma sakın. Savcı hanım, başsavcı buraya doğru geliyor. Tamam Yahya. Bu iş beyefendiye kadar gitmez. Başsavcıya patlar. Erkek değil mi? Buyurun efendim. Savcı hanım, beyefendinin evine gidiyormuşsunuz ifade için. Ziyaret efendim, ifade değil. Etmeyin efendim, ziyaret miyaret. Efendim, dosya bende. Takdir sizin. İsterseniz dosyayı benden alabilirsiniz. Dosya sende kalsın, dediğimi yap.
Beyefendinin ifadesiyle kamuoyunu meşgul etmeyelim. Yeni bir gündem yaratmayalım. Efendim, dosyayı benden almazsanız yaratacağım. Leyla, devlet büyüklerinin ifadeleri lüzumu halinde ancak başsavcılar tarafından alınır. İstisnai durumlar vardır efendim. Ziyarete gitmeyeceksin. Leyla, saçmalama. Ver şu telefonu. Buyurun savcı hanım. Sabri Bey, beyefendiyle görüşebilir miyim? Yok. Sen kendini attırmadan rahat etmeyeceksin. Efendim, savcı hanım arıyor. Ver bakalım. Buyur kızım. Efendim, malumunuz ziyaretinize gelecektim. Evet kızım, bekliyoruz. Eğer işin uzunsa akşam yemeğe gel. Biz de dışarıdayız şimdi. Efendim, başsavcım size ziyareti müsaade etmiyor. Acaba siz teşrif buyurup bir çayımı içer misiniz? Cumhuriyetimizin savcısı, hem de bu kadar güzel bir savcısı, genç bir savcısı bizi davet edecek. Biz gitmeyeceğiz. Mümkün mü? Değil. Geliriz kızım. Teşekkür ederim efendim. Efendim, toplantıya gidiyorduk. Çayımızı içer. Toplantıya öyle gideriz Sabri. Beklesinler. Efendim, o kim ki ayağına gidiyorsunuz? Sabri, beni tanıyan herkes beni sever. Beni tanımayan herkes bana düşman olur. Ben de sevdiğimin de düşmanımın da gözün içine bakmak isterim. Efendim, dalga dalga üzerimize gelecekler. Ben vatandaşımın limanıyım. Dalga kıranıyım. Gelsin dalgalar, kırayım. Başkanım. Ulan ben sana içeri izinsiz girme. Başkanım, Şahmeran başkanım arıyor. Alo başkanım. Emrettiğiniz gibi başkanım. Bugün bitireceğiz işi başkanım. Adliyenin önü olarak hazırlandık başkanım. Ben de orada olacağım başkanım. Başka bir emriniz var mı başkanım? Ulan yemin ediyorum bir aksilik çıksın. Hepinizi mahkemede infaz ettiririm. Yürü hadi. Ver bakalım şu fiyakalı saatini. Rengi de güzelmiş. Bu Sirac'ın zamanı dolmuş. Abi Sirac'ı daha ara ki bulasın. Gelir gelir. Canı kıymetlidir. Gör bak, birazdan damlar. Kronometresi var mı bunun? Var abi. Ha. Kimsin lan? Sirac arkadaş benim. Geç. Geç, 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 geç. Kaç saattir seni bekliyorum lan? Sen beni öldürtecek misin? Ben öleceğim de sen yaşayacak mısın lan? Abi, adliye önünde birini infaz edecekler. Büyük birini.
Suriyeli de orada olacak. Kesin mi lan? Kesin. İyi. Al. Hak ettin bunu. Bundan sonra benim örgüt içindeki ajanımsın. Arkadaş, benim anlamadığım şu. Orada ya kara kurtulacak ya Suriyeli. İkisi de seni yaşatmaz ki sonra. Sen manyak mısın oğlum? Suriyeli sıkarsa karayı öldürmüş olacak. Aklına mı gelirim? Karanın da derdi benimle değil zaten. Çözüm budur. Hadi git şimdi kralını öğren. Niye buralarda dolanıyorsun? Mekanımıza gel. Benim sesim kötüdür Murat'ım. İşine yaramam ki senin. Estağfurullah abi. Yemin ederim üzülüyorum. Abin iyi. Daha da iyi olacak. Sen bizim Baki ile Şero'ya haber gönder. İzinleri bitti. Vazifeye dönüyorlar. Kimi indirecekler abi? Suriyeli'ye sıkacağım. Yanımda dursunlar ki nam yapsınlar. Sonra işlerine yarar. Dur. Martıyı ürkütme. Abi, Suriyeli'ye sıkmak ne demek? Ne var oğlum? En tepede? Ne olmuş en tepedeyse? Abi, zaten ortalık karışık. Daha beter birbirine girer. Nasıl karışık? Duymadın mı abi? Polat'la Zaza harp ediyor. Ben de diyorum bu Zaza nerede? Ne oldu? Ulu bir çınarın altında yatıyordu. Gölgesi zatürre mi etmiş Sazay'ı? Memati'yi göremedim ki şu Kanada işini konuşayım. Kendi pasaportumuzla mı çıkacağız? Sahte pasaport mu çıkaracağız? Tamam o iş dedim anne. Ne üsteliyorsun? Kendi pasaportumuzla çıkalım işte. Londra'da aktarmadı mı yakalayacaklar bizi? Özel uçakla gideceğiz Kanada'ya. Kendi pasaportumuz olmuyor. Yine de Memati ile konuşmak lazım. Konuşuruz. Nereye gidiyorsun? Bunları yiyemedim. Kantine gidip bir şeyler atıştıracağım. Niye öpüyorsun? İçimizden geldi daha. Ne var? Neyse, ben bir şeyler atıştırıp geleyim. En azından birbirimize yakınlaştık. Her şerde bir hayır var hakikaten. Thank you.
Baksana. Sen Zaza'yı tanıyor musun? He? Git Zaza'ya ya da adamı imdata haber ulaştır. Rusat teslim olacakmış da. Ne yapacaksa bana yapsın. Anladın mı? Yürü. Alo. Dur öyle dur. Dayı, Pisat bizim çocuklardan biriyle haber göndermiş. Teslim olayım, gelip beni alsınlar diye. Polim olmuyor dayı. Polim olayım. Dayın onların poliminden mi korkacak? Bir araba geçsin, onlar alsın. Sen de onları bir yerden al. Ama baksınlar, elimde hastanede mi bir formol mu olmayan? Tamam dayı. Oğlum emrimi de mi verdim? Etti. Yeni telefondan diyeyim dayı. Alo, beni iyi dinleyin şimdi. Bu Pusat Alemdağ'ın hastanesinin iki arka sokağındaki ışıklarda bekliyormuş. Onu oradan alıp benim yanıma getirin. Beklediğim yeri mesaj atacağım size. Gaye'nin durumu nasıl? İyiymiş abi. Nişli konuşma. Sana soruyorum. İyi mi? Gördün mü? Yok abi, görmedim. Ne demek görmedim? Ayıp diye bir şey var. Abi göreceğim, ne diyeceğim? Geçmiş olsun diyeceksin. Ben senin içinin güzelliğini seviyorum. Yüzün düzelecek. Gereken neyse yapılacak diyeceksin. Abi sen ömründe birine bunları söyledin mi? Ben söylemedim, pişmanım. Bari sen söyle pişman olma. Abi görürüm, şimdi acelesi yok. Oğlum, sen gitmedikçe kız diyor ki, kim bilir yüzüm neye döndü de bu gelmiyor. Tamam abi, tamam. Memati kendi pasaportlarımızla çıkacakmışız, öyle mi? Ne pasaportu yenge? Nasıl ne pasaportu? Yenge, anlamıyorum senin ne dediğini. Kanada'ya gideceğiz ya, kendi pasaportumuzla mı çıkacağız? Ben size kapının önüne çıkmayı yasakladım, ne Kanada'sı yenge? Pusat konuştum dedi seninle. Yalan söylemiş. Nerede o? Kantine gitti bir şeyler atıştıracağım diye. Ne kantini? Ben şimdi oradan geliyorum, yoktu. Oğlum gitti. Oğlum gitti.
üstümde bir şey. Yürü gidiyoruz, yürü. Memati Bey, adam kamera kayıtlarında tuvalete gidiyor. Pusat duvara da kaçıyor. Kim o adam? Bu mu? Evet efendim. Ulan ben size buradan ayrılmayacaksınız demedim mi? Abi tuvalete gittim. Gerekirse üstüne yap, altına yap. Memati Bey yapmayın. Alo İmdat abi. Memati Bey burada bir adamı dövüyor. Dövüyor yani Memati Bey adamı. İyi. Dövsün. Polim yok. Pusat'ın bindiği arabayı takip eden var mı? Yok abi. İyi. Usta nerede? Bilmiyorum efendim. Alo? Neredesin usta? Ne oldu Memati? Pusat ortada yok. Biliyorum Memati. Pusat'ı takip ediyorum. Gel bakayım. Arka kapıda bekleyen sen misin? Evet abi. Adın ne gülüm senin? Adnan. Adnan seni kim dikti oraya? Memati abi. Oradan ayrılırsan Memati abin seni ne yapar? Ölmekten beter eder. Peki ben ayrılmanı istesem ölmekten beter olmaya razı mısın? Anlamadım abi. Pusat hastaneden kaçacak. Sen onu gördüğün zaman oradan ayrıl ki rahat kaçabilsin. Ben takip ediyor olacağım. Anlamadım abi ama ne emrediyorsan onu yapayım. Güzel. Anlama. Tamam çıkabilirsin. Anlamadım usta. Memati, Pusat'ın kaçmasına ben izin verdim. Ama onun bile haberi yok. Sen şimdi çaktırmadan hastaneden çık beni ara. Tamam usta. Şuradan benim arabayı alıp takip edin. Dur biraz, yavaş geç. Demek buradan da imdat görevi alıyor. Güzel. Şimdi bunlar bizi Zaza'ya götürür. Hiç senden bu delikanlılığı beklemezdim Pusat Efendi. Ölmeden gözüme girdin. Yavaşla biraz. Önümüze geçsinler tekrar. Koş Siraç, koş. Belki Azrail'den hızlı koşarsın. Abi, yemin ederim şimdi öğrendim. Zaten benden de başka kimse öğrenemezdi. Aha, Azrail yetişti. Dön.
Abi, vallahi senin şakaların bile insanı terörize ediyor. Dinliyorum Siraç. Abi, yalnız ben konuşamıyorum. Onu çeksen. Aha. Azrail gitti. Abi, bu son 24 saat ömrümden 24 sene götürdü yalnız. Bana bir o kadar sene karışmaman lazım. Siraç. Abi, adliyenin önünde büyüklerden birini indireceklermiş. Bizzat Suriyeli de orada olacakmış. Hangi adliye? Abi, devlet büyüğü bunlar. Kaç adliyeye gider ki bunlar? Aferin Siraç. Hayatının en büyük işini yaptın. Aferin. Eyvallah abi. Gel. Şimdi Siraç, bundan sonra yapılacak bir işin, yaşayacak bir ömrün kalmadı. Abi, yemin ederim terörize oldum ha. Ben sana 24 saat vermiştim koçum. Şimdi sen öldürmezsem sözümü yemiş olurum. Sen benim hiç sözümü yediğimi gördün mü? Yok, görmedim abi. İyi. Abi, dur. Abi, ne yapıyorsun? Abi. Dur. Sağa çek, dur. Aç sirenlerin sesini, şu otobüsü solla. Nereye abi? En yakın mezarlığa Cahit. Cevher de otobüsün içinde. Pusat'la birlikte gömecek. Cevher! Bak, kim gelmiş bak!
Seni öldüren o it. O pis it. Ben Cevher abiyi öldürmedim. Ama bu iş benim ölmemle bitecekse ben razıyım. Ne çok hasta var. Allah şifa versin. Amin, amin, amin. İmdat böyle akıllı değildi. Bu ne olmuş ki buna? Dayağın yaramış demek ki dayı. Tamam anladık. İyi bir şebeksin. Zopayla konuşmuşsun. Seni sabaha kadar da dövsek ötmeyeceksin. O zaman o dile ne gerek var? İmdat, hele aç bunun ağzını bakam hele dili var mı? Pepe, anlayamayayım. He? Pus. Fazla birlik yaptık. İşine. Abdestin var mı? Otobüste abdest alacak yer var ha. Dayı, diyeyim ki Ramazan çıkana kadar burada kalak. Niye Ramazan imdat? Dayı, seferik, namazın sünnetleri yok. He. Oruç yok. Hem deprem olursa ondan da yırtarık. Azıcık soğuk ama idare ederik. Oğlum bu araba neyle çalışıyor? Otla mı çalışıyor? He? Sen boğazını tutamışsın diye? He? Allah Allah. Alo. Usta ne yapıyor bunlar? Zaza'nın evine getirdiler pusatı işte. Ne evi usta? Zaza'yı niye bulamadığımız belli oldu. Meğer yollarda yaşıyormuş. Durduralım usta. Otobüste sıkacak o zaman. Yok Memati. Ben nereye gideceklerini biliyorum. Siz takipte kalın. Ben önden gidiyorum. Efendim hoş geldiniz. Ancak gelmenizi gerektirecek herhangi bir husus yoktu. Sayın başsavcım, siz davet etmiyorsunuz ama davet eden genç savcımızı kıramadık. Çayını içmeye geldik. Ulan yoksa bu şerefsizler beyefendiyi mi indirecek? Çıkmadı kadın. Bekleyeceğiz. Baran, ne olur ne olmaz. Tedbirli olalım. Takviye çağırın buraya. Ulan Allah Allah, bunlar değil. Hayır,
Kimi vuracak acaba bu şerefsizler? Abi ne oldu? Ne bileyim. Ben de anlamadım ki. Beyefendi bir çıksın bakalım. Efendim, bari benim odaya geçseydiniz. Burada rahat edemezsiniz. Beni kızım çağırdı başsavcım. Sen çağırsaydın senin odana gelirdik. Efendim, tekrar teşekkür ederim nazik icabetiniz için. Sor kızım. Aklında bir şey varsa sor. Devleti yönetenler sorma lüzumu hissetmiyorlar. Bari sen sor. Efendim, faili meçhullerle ilgili dosyalara bakıyorum. Kim ifade vermişse devlet emriyle yaptım diyor. O dönem devletin böyle bir emri oldu mu? Devlet cinayet işlemez, işletmez. Ama kendini devlet olarak görenler böyle bir suç işlemişse bu suçun cezasını vermek size düşer. Efendim, binlerce faili meçhul cinayet var. Bunlar devlet emriyle olmadıysa bile devletin failleri bulmaması hasebiyle bölgede devlete olan güveni sarsıyor. Kızım, benim zamanımda senin gibi savcılar olsaydı bunlar olmazdı. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu konuşuldu mu? Milli Güvenlik Kurulu, devletin terörle mücadelesinin her türlü yönteminin konuşulduğu ve konuşulacağı yerdir. Böyle bir karar alınması mümkün değildir. Tamam Leyla Hanım, yeter. Terörle mücadele için özel ekip kurulmasına Milli Güvenlik Kurulu tarafından karar verilmiş. Hatta rutin dışına çıkılmasına karar verilmiş. Kime verilmiş? Mete Beylerin her ikisine de. En azından her ikisinin ifadesi de böyle. Sen bizzat ifadelerini aldın mı kızım? Yok efendim. Çağır al kızım. Karakod adlı kişiyle bir irtibatınız oldu mu? Efendim, toplantıya gecikiyoruz. 60 yılda karası, yeşili, kırmızısı, beyazı, boyanmadığımız renk kalmadı. 24 saat telefonum açık. Devletin sizin gibi sahiplerinin olması bizi fevkalade mutlu eder kızım. Buyurun efendim. Gir la oraya. Bir de sen taşımıyor. Yok Zaza. Sen gir. Cevher'i yalnız bırakma. Ya öldürtecek misin bizi? Gelsene. Onu çağırmayayım orayı. Çıkıyorlar Baran. Aha, baba gitti. Kaldık mı yetim? Güvenlik müdahale edin. Ne oluyor lan? Baba kurtar bizi baba. Bırakın. Kurtar bizi. Bırak. Kurtar bizi baba.
Onların hedefi bunlar değil. Kurtar bizi baba, ne olur. Tamam, 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 sakin. Ha, mevzu çözüldü. Hedef savcı Leyla'ymış. Yahya, arabamı hazırlayın. Odamdan eşyalarımı alıp otoparka iniyorum. Peki, peki efendim. Otopark. Burada sakın vurma. Arabası otoparktaymış bunun. Çağırdığımız takviye ekip geldi mi? Geldi başkanım. Adliyenin diğer tarafında dikkat çeksinler. Polisler oraya yönelsin. Beni ileride köşede indir. Siz de otoparkta savcıyı indir. Tamam. Abi Polat Alemdar Zaza'yı almış. Son senden iki şey istedim Alemdar. Birincisi imdata karışmayın. O karıncayı bile inciter mi? İkincisi sıkın ben ele giremez hele. Gider ayak şimdiye. Ölmeyi sevim. İçmeyi sevmeyeyim. Abi, abi yapma. Değdi mi Zaza? İnadın için bu kadar iş yapmaya değdi mi? Neden? İnatla doğdum. İnadımla yaşadım. İnadımla da öleyim. Alo. Polat Alemdar. Adliyenin önündeyim. Suriyeli şimdi senin savcıyı otoparkta öldürecek. Ne bekliyorsun? Vursana şerefsizi. Zaza'yı öldürme. Bana lazım. Sözün söz mü? Telefonla konuşacağını işine bak be adam. Polat Alemdar. Vakit yok. Bir karar ver. Savcının yaşamasını istiyor musun, istemiyor musun? O Leyla için beni mecnun etmeyin. Gelip sizin hayatınızı karartırım. Zaza bana lazım, Polat Alemdar. Azrail sensin. İstediğinin canını al, istediğini bağışla. Alo.